Evet, herkese merhabalar. Ben ve yastığımlarımızı giydik. Hadi bakalım bugün nasıl bir ev çıkacak acaba? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ama o kadar da değilim. Kendime güveniyorum. Hadi bakalım acaba nasıl bir ev var arkamızda bilmiyorum. İnşallah temiz çıkar. İnşallah. İnşallah temiz çıkar. İnşallah ama eşim, o zaman... yani temizi varken kiresini niye isteyelim? Orta halde bir şey hadi çıksın. Hadi gel. Buyurun gezip görelim. Haftanın dördüncü gününde Özlem Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu oldukça geniş ancak az eşyalı. Üstelik bir miktar toz ve pislik olsa da bu mekan zorlu bir temizlik gerektirmiyor. Bakalım Özlem Hanım bu salon hakkında neler düşünüyor? Evet salon... Aa kız Özlem valla... Anam. Şey diyeceğim, kalbim mi temiz? Neyi temizledi dedin? Kadir para versek bu kadar temizini bulamayız. Evet nereden buldun bu kadar temizliğini? Evi gezdim. İlk başta salondan başladık. Salonda iki peteği vardı ve petekleri temizdi. İçleri de temizdi. Camları vardı, camları toz halindeydi. Ama yani çok aşırı bir lekesi, bir kiri, bir yağı, bir şeyi yoktu. Yani bir petek biraz tozdu. Gerisi... Hoppala paşam malkara keşan. Ama temiz ev zordur. Evet detaylarını olur. Detay arayacaklardır illaki. Evet. Koltuklar aman aman pis lekeli değil. Temiz yani silse tertemiz olacağını düşünüyorum. Hani parlayacağını düşünüyorum. Hani leke yok. Evet şöyle evet. Güzelce bir içini dışını yapalım da mutfak nasıl acaba? Fena değil. Fena değil. Peki hadi gel. Gel. Aa vallahi güzel ha. Güzel. Ben güzel. Önden bir temizlettirdim. Güzel. Güzel. Özlem Hanım'ın temizleyeceği mutfak az sayıda dolabıyla dikkat çekiyor. Ancak bu mutfakta ocaktan camlara, buzdolabından tezgah altına, mutfak dolaplarından bulaşık makinesine kadar birçok alanda yağ, toz ve pislik göze çarpıyor. Bakalım temizlik üstadımız Kadir bu mutfak için neler söylüyor? Gel. Evet mutfağımız... Mutfak kirli gibi görünüyor ama... Onun mutfağı yağsız ve çok küçük. Eşyaları da yok. O yüzden temizlemesini bekliyorum. Bütün dolapların içine girsin ve o dolapları pırıl pırıl yapsın. Gel. Gel gel. Evet bu biraz cam yağlı bu taraf. Yalnız camlar içli dışlı silinecek. Çünkü dışarısı teras. O yüzden bekliyoruz ona göre. Mutfak camı onu biraz oyalar ama önceden şöyle bir yağ sökücü sıkarsa o hiç onu oyalamaz. Evet Özlem. Ne diyorsun? Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok şükür olsun. Şu an çok heyecanlı evet. Gözleri yaşardı evin bu görüntüsü karşısında. Görüntü sizi yanıltmasın. Böyle evlerde daha çok detay arayacaklar biliyor. Sakın aldanmayın. En zor ev sizin eviniz. Ev kolaydı. Rehavete kapılmamam gerekiyor evet, biliyorum. Evet. Aynen. Yoksa bir ipin ucu kaçtı mı gerisi daldan dara daylalara kızım gider yaylalara. Seyircilerimiz de bazen böyle evleri görüp aa ne temiz ev ne şanslı kadın diyor. Ama böyle evlerde kazanmak daha zor. Yani en zor ev size çıktı. Çünkü inadına dibe dibe bakıyorlar. Bakacaklar tabii. Şuradaki bant lekesine bile bakacaklar. Bakarlar mı? O beyaz bant kazımam gerekiyor değil mi? Jiletimiz var. Ha, tamam. Her türlü tepkitat, tepkinat var Allah'ımıza şükür. Teçhizat. Teşhizatımız var. Evet banyoya gidiyoruz o zaman. Tamam. Geç. Özlem bence detaylı bir temizlik yapabilir. Ama bıraktığı yerler olacaktır illaki. Çünkü zaman çok akıp gidiyor. Ben de çok konuşuyordum. Anlamıyorsunuz zaman nasıl gidiyor. Evimizin banyosu küçücük. Ancak muhtemelen evin en pis yeri klozeti, havalandırma penceresi, lavabosu, kapısı, fayansları, armatürleri her biri birbirinden kirli. Bakalım Özlem Hanım nasıl bulacak bu küçük banyonun halini? Oo, banyo ne kadar küçük. Evet, klozetin dibinde tortu var. Banyonun yeri kötü, lavabo. Güzel, küvet yok, duşakabin yok. Havalandırması var. Havalandırmanın evet. Camı da bayağı kötü. Banyodaki camı bayağı bir kirli. Güzelce kınermeyip, deterjanlayıp onu tertemiz yapmasını bekliyorum Özlem'den. Kız bunun üstü içim içi bak kenarları bayağı kötü. Evet, aynen. Onu yapacağım. Yani bu. Yapacağım onu. Peki, nereden başlayacağız Özlem?
Nereden başlayalım? Tuvaletten. Öyle mi yapalım? Önce buraya bir şey dökün. Evet, onu ben önce bir suyunu çekebilir miyim? Çünkü deterjanın fayda etmesi için. Hortum var bende. Bak bak bak, orayı ikisi yoksa götürüp şımbıdım. Onu annem özellikle söyledi. Annesinin gülü, annesinin bir tanesi. Annemin bir tanesiyim ben. Özlem kaç yaşındasın? 36, 35. Kız çok genç gösteriyorsun. Öyle diyorlar, benim bir oğlum var. Böyle de, böyle maşallah bakıyorum. Kadın genç anne olmuş işte. Hayır, 36 ya yani ama yine de genç gösteriyor. Aynen. Maşallah. Beni oğlumla görenler diyor ki sen mi onu doğurdun, o mu seni doğurdu? Evet, bayağı genç 90 gösteriyorsun yani. Boyum. Böyle sakin, sakinsin ya. Hiç yaşlanmamışsın. Size o soruyu soranların insan anatomisinden haberleri yok galiba. Neden öyle bir soru soruyorlar acaba? Görsel olarak diyorlar onlar. Özlem sen ne iş yapıyorsun? Ben hastanede çalışıyorum. Diyet bölümündeyim. Diyet hostesiyim. Özel bir hastanede. Hatta özel derken A+ bir hastanede. A+. Bir diyet. Diyetisyen. Peki diyetisyen bana... Diyetisyen değilim. Diyetisyenin yanında çalışıyorum. Anlıyorum. Diyet hostesiyim. Diyetisyenin yanındasın. Evet evet. Diyetisyenle beraber... Yalnız dikkat et Kadir. A+. A+ hastane. Bunu geçmeyelim. İsim de vermiyorum. Muayenecide en az 300 liradan. Hayır. 700 TL falan bizim muayenemiz. O da sadece bir bak. Bakın hayalleri bile fakir bunun. 700 lira muayene mi? Evet. Bunlar var ya, sırf aç kalalım diye paramızı alıyorlar bizden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.